Her zaman kendime diyorum ki, hayır, bir daha asla kedi sahiplendirmeyeceksin. Kendini lütfen böyle işlere bulaştırma. Ondan sonra bir gün komşunun kızı bir yavru kedi buluyor. Bir buçuk aylık. Şöyle avuç kadar bir şey. Sonra sana diyor ki abla bu çok ciyaklıyordu ve çok titriyor ve çok üşüyor ve çok aç. Ne yapacağız? Annem bunu eve götürmeme izin vermiyor. Ah o temizlik hastası anneler. Neyse. O zaman ne oluyor? Ne yapacaksınız yani? O titreyen zavallı hayvancağızı böyle küçücük bir şey bir de küçük bir bok gibi. Onu bırakıp gidecek misiniz? Tabii ki hayır. Ne yapacaksınız? Tabii ki vicdanınızın sesini dinliyorsunuz ve alıyorsunuz o hayvanı. Evinize götürüyorsunuz. Üstelik evinizde iki tane kedi var ve onu bir odada tutmak zorundasınız. Zaten çok küçük bir yavru olduğu için aşırı korkuyor ve zaten bir oda onun için çok yeterli. Kedilerinizden birisi bir drama queen ve evde başka bir canlının olduğunu hemen anlıyor ve triplere giriyor, tıslamaya başlıyor, streslenmeye başlıyor falan ve filan. Zaten yeteri kadar meşguliyetiniz ve çok az zamanınız yokmuş gibi. Evet, tebrik ederim sizi. Bir geçici yuva oldunuz. Bravo. Hiç hesapta yokken geçici yuva oldunuz. Ve 2 hafta sonra İstanbul'a gideceksiniz. Ve 2 hafta içinde yuva bulmanız gerekir. Evet arkadaşlar. Böyle bir şey geldi başıma. Eğer aranızda Twitter'da ve Instagram'da paylaştım zaten. Twitter'ıma gidip bakabilirsiniz. Geri açtım. Bu arada Twitter gizliyken beni ısrarla takip etmek isteyenler oldu. Ben de onları stalker falan zannedip engelledim. Meğer sizmişsiniz. Yani aralarında benim takipçilerim de varmış. Kusura bakmayın engellediysem affola. Aşağı hesaplarınızı yazın. Engeli kaldırayım. Böyle kendimi bir korumaya almıştım. Ama hesabı açtım şu anda istediğiniz gibi gidebilirsiniz. Bakabilirsiniz o küçük bokun fotoğrafına. O kadar tatlı bir şey ki. Zaten bir sürü insan istedi. Bir de şöyle bir şey oluyor arkadaşlar ya klasik. İstiyorlar istiyorlar. Ondan sonra iş ciddiye binince mesela birisi çok güzel kendini tanıtmış. Uzun uzadıya bir sürü şeyler yazmış. Ne kadar istediğini anlatmış. Ne kadar kediye ihtiyacı olduğunu anlatmış. Anlatmış, anlatmış. Sayfalarca ve sayfalarca. Çok sevindim. Aa ne güzel dedim işte. Tamam o zaman hani diğer detayları da görüşelim. İşte sorular sordum falan. Ya işte birden işte benim kaynımın dizi ağrıyor da falan gibi. Saçma sapan bahaneler. Ya insanları da anlıyorum. Bir anda böyle gaza gelip yazıyor sonra sorumluluk almaktan korkuyor ve kaçıyor. Ama kardeşim yani beni de ümitlendirmeyin. Neyse. Böyle diyelim ve podcast'imize giriş yapalım. 101. bölüm. Aman Allah'ım. Artık görüntülü ve sesli. Aman Allah'ım. Barbie tişörtünü görüyor beni görüntülü olarak izleyenler. Aman Allah'ım. LCY22'de gördüm ve kaçıramazdım arkadaşlar yani. Yani. Bugün ne oldu biliyor musunuz? Herhalde bence tişörtümden dolayı da. Bir de hep Instagram'da gösterdiğim bir eteğim var. Onu giydim. Tişört etek kombini yaptım. Witch'teki Cornelia gibi neyse. Bu referansı 3 kişi falan anladı. Bayağı bir kişi tanıdı beni bugün. Bayağı bir takipçimle karşılaştım. Sporda bile karşılaştım. Çok ilginç bir gündü benim için. Böyle 3 saat içerisinde 10-15 kişi falan. Enteresan bir gündü gerçekten ya. Neyse. Ay ben bir bok yedim dostlar. Bunu anlatmak istiyorum size. Ne oldu biliyor musunuz? Şimdi ben maillerimde bir takipçim bana yazdı ve ben ona bir sürpriz hazırlıyorum. Doğum gününü kutladığın bir video gönderebilir misin? Çok mutlu olur. Ona sürpriz yapacağım falan. Ve bir hesap verdi Instagram hesabı. Ama profil fotoğrafı da tam net görünmüyor. Ben de o sabah hiç uyumadan sabahı ederek spora gitmeye karar verdim. Tam böyle dalıyordum. Pankik uyandırdı ve ben bir kere dalmaya... Yani ben bir kere dalıp uyanınca bir daha o gece uyuyamıyorum. Uyku yalan oluyor yani. Böyle salak bir huyum var. Sıfır uykuyla spora gidiyorum. Biraz yorulayım belki ondan sonra uyurum diye. Neyse işte sabah 8-9 falan böyle maillerime bakıyorum. Daha spor salonu bile açılmadı. Maillerime bakıyorum. Orada bir yerde oturdum.
o maili görünce aa dedim, çok mutlu oldum ya. Böyle gerçekten şey yapmak istedim o anda. Böyle bir tatlılık yapmak istedim. Ve video çektim. Doğum gününü kutladığım bir video çektim. Ama daha doğum günü gelmemiş. Ekim'de. Ama ben işte doğum günü videosunu çektim. Bir de bana maili atan sevgilisinden demiştim ki ya direkt Instagram hesabınızı verirseniz ben oradan atmak istiyorum size dedim. Sonra Instagram hesabını verdi ama Instagram linkinden değil de direkt et olarak verdi. Ve iki Instagram hesabı da birbirine o kadar çok benziyor ki handle'ları. İkisini de aynı hesap sandım. Meğer ikisi farklıymış. Ne anlama geldiklerini bilmiyorum. Böyle İsveççe miydi, Norveççe miydi, neydi işte. Ama çok yakın birbirine. Sanırım biri kadın anlamında olan bir şey, biri erkek anlamında olan bir şey. Tam çözemedim. Zaten o kafayla, uykusuz kafayla da dedim ki ya dedim ben istedim aslında Instagram'ın ama bana zaten bir Instagram hesabı vermişti ve linkini de vermişti üstelik. Mal gibi tekrar istedim. Maili dikkatli okumamışım dedim. O linkini verdiği Instagram hesabına yolladım. Tamam mı videoyu? Yani bir iyilik yapıp insan nasıl bu kadar yüzüne gözüne bulaştırabilir ya? Öyle bir sıçtım ki üzüldüm yani, çok üzüldüm. Keşke daha dikkatli okusaydım. Meğer sevgilisine göndereceğime doğum gününü kutlayacağım ve doğum günü Ekim'de olan takipçime göndermişim. Allah'ım. Sonra işte teşekkür etti falan ama böyle çok daha doğum günü gelmediğini böyle hani şaşkın bir teşekkür etti. Yani anladım böyle bir şeyin yanlış olduğunu. Sonra zaten sevgilisinden de mail geldi. Ya sanırım hatlar karışmış. Sen bana atacaksın onu atmışsın ama olsun falan gibi. Dedim ki aman Allah'ım, bir çuval inciri berbat ettim. Hediyeyi de anladı, sürprizi de anladı. Sıçtım yani resmen. Böyle onların favori içerik üreticileri olarak yani o takipçinin favori içerik üreticisi olarak bir çuval incirin içine ettim. Bir sürprizin içine sıçtım. Ama sonra konuştum. Çok mutlu olmuşlar. Çok hani hiç sorun olmadığını falan söylediler. O zaman biraz rahatladım ama yine de kendi kendime dedim yani. Allah'ım. Niye? Neden? Neden böyle bir şey yaptın falan gibi. Sorun olmadığını söylediler ama ben yine de buradan tekrardan isimlerini vermiyorum. Çünkü belki istemeyebilirler böyle bir şeyi. Bu şekilde expose edilmeyi ama buradan da onlara tekrardan özür dilediğimi söylemek istiyorum. Keşke daha dikkatli okusaydım. İkinize de mutluluklar diliyorum. Diyorum. Ne oldu biliyor musunuz? Ben biliyorsunuz size hep anlatıyordum. Pankek hasta, işte böbreklerinde sıkıntı var, idrar yollarında sıkıntı var falan diye hep anlatıyordum. Çok uzun bir tedavi süreci geçirdi. Geçen yıldan beri uğraşıyorum. Geçen yazdan beri. Daha yeni yeni iyileşmeye başladı. Bir 5-6 ay önce idrarı çok temiz geldi, tamam mı? Ve bana üriner mamasını indirimli satan bir veteriner vardı. Ben sürekli oraya gidip alıyordum. Sonra pankek iyileşince ben dedim ki çok mutlu oldum. Yani sonuçları temiz çıkınca. Dedim ki ben bu gittiğim veteriner sonuçta bana hiçbir şekilde şey yapmadı. Muayene etmedi, pankeki tanımıyor bile. Bir kere bile götürmedim. Sadece oradan mama aldım. Ama indirimli mama verdi bana ve bunu yapmak zorunda değildi sonuçta bu insan. Gayet normal fiyatından da satabilirdi ki çoğu veteriner öyle bir şey kabul etmiyor yani. Bana ne senin hayvanından ve mamandan, yani normal fiyatımız bu, fiyat politikamız bu diyorlar. Ama o böyle bayağı indirim yapmıştı bana ve ben de çok mutlu oldum ve dedim ki ben böyle güzel bir kek yapmak istiyorum, güzel bir jest olsun diye. Şöyle güzel bir kek yapayım, ondan sonra götüreyim oradaki klinikteki arkadaşlara vereyim. Hem de teşekkür etmiş olurum. Hekime de klinikteki arkadaşlara da mutlu oldu. Yani böyle hani en azından böyle o gün belki stresli geçiyordur. Belki günün sonunda bir kedinin güzel haberi onları mutlu eder diye düşündüm. Neyse sonra götürdüm ben keki. Ama tabii üzerinden böyle bir ay, bir buçuk ay falan geçmiş en son gidişimin üzerinden. En son mamaları aldıktan sonra çok uğramamıştım. İdrarı falan temiz çıktıktan sonra. Saç modelini değiştirmiş adam ve adamı tanıyamadım ben. Adam dediğim de doktora. Yani veteriner hekim. O hekimi tanıyamadım işte. İşte sakal mı bırakmış, böyle bir tipinde bir değişiklik olmuş. Ben de anlayamadım, hatırlayamadım. İşte ismini söyledim işte. Nokta nokta bey
Siz miydiniz ya? Ben şey yapamadım, çıkaramadım dedim ama. Evet, benim buyurun dedi. Bir de orada bir de kadın vardı. Artık klinikte çalışan biri miydi, işi miydi? Ben çok anlayamadım kim olduğunu. Dedim ki ben de. Ya dedim, benim kedimin hastalığı geçti. Çok teşekkür ediyorum size dedim. Çok yardımcı oldunuz bana mama konusunda falan filan dedim. Hastalığı geçtiği için de yani ne işte şey var artık, ne böyle tüylerini yolma gibi bir rahatsızlığı oluyordu streslenince. Ne o su var ne bu su var, artık çok daha iyi hissediyor kendini. Şöyle de yapmıyor, koltuklara da işemiyor falan gibi böyle anlatıyorum güzel güzel. Ondan sonra teşekkür etmek istedim dedim. Keki verdim, böyle kutuyu verdim. Böyle güzel bir kutu, işte çiçekli peçeteler falan, böyle Serra gibi. Bir genç kızın gizli defteri Serra gibi bir şey hazırlamıştım yani, bildiğin. Kekmek hazırlamıştım böyle sunumlu bunumlu. Ondan sonra o kadar garip davrandı ki bana, çok üzüldüm ve pişman oldum. Böyle bazen bir iyi, yani alışık olmuyor insanlar ve aşırı çok üzüldüm yani. Ben çünkü kötü bir niyetle gitmedim oraya. Böyle aşırı suratsız gibi geldi bana. Tabii ki şey demek de zorunda değil. Ah çok teşekkür ederim. Ben sen bir tanrıçasın bana kek yaptığın için demek zorunda değil ama hiç gülümsemedi. Böyle suratı çok asıktı ve ha öyle mi? Sağ olun, teşekkürler falan yaptı böyle ve çok piş yani üzüldüm ya, dedim ki ne yani, şey bile demedi, aa gerçekten mi, aa çok sevindim kedinizin sağlıklı olduğuna, işte çok mutlu olsun benim. Hani böyle ne bileyim, ben böyle tepki verirdim biri bana böyle bir şey yapsa, ama böyle çok tuhaf ve soğuk bir şekilde, ha öyle mi, sağ olun İyi günler falan yaptı ve kutuyu aldı ve ben neye uğradığımı şaşırdım ve çıktım ben. Acaba oradaki kişi, yani oradaki kadın kıskanır falan diye mi düşündü de öyle bir, yani aklıma başka, gerçekten böyle kafama gelen ihtimalleri sıralıyorum. Yani öyle bile olabilir herhalde ya. Acaba ondan mı oldu diye böyle bir sürü kafamda böyle tilkiler dolaştı ya. Ya üzüldüm ya, dedim ki keşke hiç kek götürmeseydim. Saçmaladım herhalde, salak bir şey yaptım diye düşündüm. Fatih de demişti çünkü ne alaka ki yani, niye kek götürüyorsun ki? Teşekkür edersin, olur biter. Ne bileyim işte, ben böyle bu yani keyif alıyorum böyle şeylerden. Veya işte hatırlıyor musunuz seçim zamanı, işte müşahit oluyorduk hepimiz, işte bir herkes elini taşın altına koymaya çalışıyordu falan filan. Ben de şimdi zannettim ki, ben hep böyle zannediyorum. Böyle bir şey organize etmeye çalışıyorum. Çok fazla insan oluyor ve hiçbir zaman yetmiyor yaptığım şeyler. Sabaha kadar bir şeyler pişiriyorum ve hepsi bitiyor hemen. Hiç organize edemiyorum. O konuda başarılı değilim yani. Kaç kişi ne kadar yiyecek falan. Dedim ki ben bir oy kullandığım okula pasta, börek, çörek yapmak istiyorum müşahitlere dağıtmak için dedim. Hatta sandık görevlilerine, oradaki avukata kadar herkese işte böyle düşündüm güya. Tabii ki hepsine yetmedi de sınırlı insanlara dağıtabildim yani. İşte iki kat, mesela iki kat. Sadece okulun iki katındaki müşahitleri dağıtabildim. Başka kimseye yetmedi. Ama sonuçta iyi bir şey yapmaya çalıştım yani, kendimce bir yarar sağlamaya çalıştım. Çok çünkü acıkıyorlarmış falan gün içinde, sayım sırasında falan filan diye. Böyle bir ilk yapayım dedim kendimce. Çok da yani çoğu, gerçekten özellikle kızlar. Bence bir de erkekler bu konuda duygularını ifade mi edemiyorlar? Yani çok tuhaftı. Mesela kızlara veriyorum. Ay çok teşekkür falan yapıyorlar. Mesela erkek bir çocuğa verdim yani. Böyle genç bir çocuk işte, üniversiteye falan gidiyor. Böyle mal mal suratıma baktı. Ne teşekkür etti, ne bir şey etti. Çok. Ya ben bu arada şey demiyorum. İlla teşekkür etsinler ve bana tapsınlar, böyle ayaklarıma kapansınlar demiyorum ama İnsan kendini o iyiliği yaptığı için kötü hissediyor. Öyle bir bakıyorlar ki kötü hissediyorsunuz. Mesela kapıdaki polislere de verdim. Sanırım onların galiba şey yapması yasakmış. Yiyecek kabul etmesi yasakmış. Ben bunu bilmiyordum. Ve zaten onlara yemek veriyorlarmış. Bunu da bilmiyordum. İşte kapıdaki polislere işte şirinlik olsun diye şey yaptım. Bir de çok güzel poşetlerde hazırlamıştım.
Karton kutular içinde peçeteler, meçeteler falan. Ufak bir şeyler atıştırmanız için hani bugün görevi yapacaksınız ya gibi böyle açıklamaya çalıştım. Ve suratıma böyle baktılar, teşekkür bile etmediler biliyor musunuz? Ya bizim ülkemizdeki bir sorun mu bu acaba? Acaba erkeklerle ilgili bir sorun mu? Ay gerçekten anlamıyorum. Çok garipti. Dedim ki ben bu herhalde bu poşetlerin içine zehir koydum herhalde. Yani öyle o bakışları bana öyle hissettirdi ki zehir koydum herhalde ben bunun içine diye düşündüm. Acaba ben yanlış mı iletişim kuruyorum insanlarla? Anlatamıyor muyum kendimi? Birine poğaça, börek, çörek yapmak ve ikram etmek çok mu cringe bir davranış, sevgi dilleri mi farklı? Gerçekten anlamıyorum ama inanılmaz garip geliyor bana yani. Tamam teşekkür de etme ama böyle gülümseyebilirsin en azından ya. Niye suratıma bakıyorsun? Bok mu sıçıp, sanki sıçtım ve bok mu koydum ben o çantanın içine yani. Çok da güzeldi ha, lezzetliydi yani ha. Neyse. O yüzden böyle artık kendimi insanlara iyi bir şey yaparken kötü hissetme, suçlu hissetmeye başladım. Bir şey yapıyorum, güzel, tatlılık olsun diye, insanların zaten hayatı yeterince zor falan gibi düşünerek. Ama buna mal mal baktıklarında ben çok rahatsızlıyorum ve üzülüyorum. Acaba ülkenin ekonomik durumundan dolayı mı, psikolojileri mi bozuldu insanların? Böyle bin bir türlü şey geliyor aklıma, düşünüyorum. Ama yani gerçekten sebebini bulamıyorum. Yorumlara yazabilirsiniz yani. Acaba niye bizim insanımız böyle oldu? Ya hep böyle miydik veya... İnsanlarla çok konuşmak, interaksiyona girmek, gereksiz iyilikler yapmak da taciz midir acaba? Artık böyle düşünmeye başladım. Hani acaba ya taciz mi ediyorum insanları yani? Öyle. Bu arada arkadaşlar, 100. bölümde ben Taylor Swift'ten bir... Aslında diyordum ki ya işte her bölümün sonunda ukuleleden şarkımı çalsam. Ama bu fikri o kadar ışık hızıyla iptal ettim ki size anlatamam yani. Çünkü... O göt Taylor Swift gelir paylaşımı diye bir şey oluyor YouTube'da. Eğer birinin şarkısını coverlarsanız, eğer müziğini çalmazsanız tamam bir yere kadar izin veriyorlar ama coverlarsanız yani diyelim ben bir müzik aletiyle o kişinin şarkısını çaldım. Zaten podcast'ı ilk yayınladığımda ilk birkaç 5-10 dakika sessizdi. Orada telif kontrolü yapılıyordu. Ben mal gibi telif kontrolü yapılırken heyecandan dayanamadım hemen yayınladım da podcast'ı. İlk böyle bir 5-10 dakika sessizdi. O esnada bulmuş resmen YouTube ya. Ben şarkısını çalıp söylerken siz Taylor Swift'in şarkısını coverlamışsınız, yorumlamışsınız. O yüzden maalesef telif hakkı var burada. Gelirim bir kısmını Taylor Swift alacak. Okey dedim. Yani benim kıçı kırık, sikindirik ya zaten parayı kırıyorsun. Sıçmaya bile özel jetle gidiyorsun. Ama tamam okey yani benim kıçı kırık 30 bin izlenmeli YouTube videomdan da belli bir para alabilirsin Taylor. Tamam yani ne yapalım? Sonuçta şarkı senin hakkın. Ama nasıl biliyor musunuz? %99'unu Taylor alıyor. Bana 3 kuruş kalıyor ya. Bu nasıl bir sistemdir? Şu YouTube'un telif sistemi var ya. Keşke Twitch'teki gibi olsa. Doğru düzgün bir şeyleri yorumlayabilsek. Hiçbir şey yapamıyorum resmen. O kadar garip ki. Bir sistem getirsinler. Gerçekten akıl edemiyor musunuz yani? İnsanların tüketemeyeceği, fair use olabilecek bir şekilde. Ama yine de bizim de rahatça yorumlayabileceğimiz bir şeyleri kullanabileceğimiz bir şekilde bir ayar getirebilirsiniz. Yani çok aşırı karmaşık ve tuhaf bir konseptten mi bahsediyorum ya? Resmen bir haftalık kazancımı yedi karı ya. Aç gözlü Taylor ve aç gözlü YouTube. Podcast'in son 2 dakikasında 2 ukulele tıngırdattık diye bu nedir ya? Neyin cezası? Size bir tane reel yorumlayacağım şimdi. Ecem Taşer diye bir influencer çocuksuzluk konseptiyle ilgili bir video paylaşmış. Benim de dikkatimi çekti. Bir reel paylaşmış. Neden çocuk yapmıyoruz diye. Tabii ben de istemiyorum çocuk yapmak. Dedim çok ilginç olabilir izleyeyim hani. Belki değişik bir fikir edinebilirim falan. İzleyelim beraber. Arkadaşlar şu an delirmek üzereyim biliyor musunuz? Çünkü ses kaydım yine sesi kaydetmemiş. Haftaya yeni bir ses kartı alacağım ve bu eski ses kartını sizin şöyle gözünüzün önünde böyle çekiçle parçalayacağım tamam mı? Çünkü bu kadar boktan bir ses kalitesini hiçbiriniz hak etmiyorsunuz. Ve şu an aşırı teknik bir şikayet olacak bu ama sakın Audient Evo 4 markasının
yani Audient markasının Evo 4 ya da Evo 4 nasıl artık okunuyorsa sakın bu ses kartını almayın. Yani 2 yıldır her gün sorun çıkıyor. Yeter! Neyse, bu kısa delirmeden sonra devam ediyoruz. Videomuzu izliyoruz. Neden çocuk yapmıyoruz? Evleneli neredeyse 6 yıl olacak ve bugüne kadar en sık aldığımız soru bu. Önceleri bu soruyu duyduğumda çok kızıyordum. Hatta şey diyordum ya, bu ne ukalalık, benim bedenim benim kararım sizin. Köpeğimizi görüp şöyle diyenler bile oldu. Buna bakacağınıza bir çocuğunuzu yapın. İnsanların şunu anlaması lazım. Artık çocuk yapmak bir karar meselesi ve eskisi kadar popüler bir fikir değil. Eskisi kadar popüler bir fikir değil derken bence şey, artık seçme şansımız var. Hani önceki gibi sırf hayatın düzeni böyle ilerliyor. İnsanlar evlenir, çocuk doğurur, yaşlanır, ölür gibi bir hayat seçmek zorunda değil. Farklı hayat seçimleri var demek istiyor bence popüler değil derken. Çocuk yapmak herkesin istediği ve herkesin arzuladığı bir şey değil. Bence bunu bir netleştirelim. Önce kendi sebeplerimi anlatacağım, sonra anneninkinin. Ben etrafımda hiçbir anneyi mutlu görmüyorum. Yeteri kadar iyi görmüyorum. Çünkü hayatlarını tamamen çocuklarına adamışlar ve çocuklarının mutluluğu... İşte burada bana çok garip geldi. Tabii ki bir anneyseniz, bir ebeveyseniz tabii ki çocuğunuzun mutluluğu ilk önceliğiniz olacak. Yani dünyaya bir canlı getiriyorsanız bir ebeveyn olarak yapabileceğiniz en iyi şey çocuğunuzun mutluluğunu öncelemek yani. Onun sonuçta o bu dünyaya gelmeyi o seçmedi ve onun mutluluğu için çabalamak zorundasınız yani. Annelik babalık, en azından düzgün anne babalık, anne babalık tanımı böyle bir şey yani. Ama böyle birden hani annelere şey yaparak, saldırarak başlaması. Ben anneleri mutlu görmüyorum. Eğer anneleri mutlu görmüyorsan sorun annelerde değil ki, sorun toplumdadır yani. Sorun anne, çocuklu annelere yeteri kadar imkan sağlamayan toplumdadır. Veya sorun kocadadır. Ebeveynlik iş bölümünü yapmayan, paylaşmayan bir şeyleri, bütün sorumlulukları annenin sırtına yükleyen kocadadır veya yakınlarındadır veya ailesindedir. Bir sürü şey sayılabilir ama çocuk yapmayacağım çünkü anneler çok mutsuz. Bana böyle çok hani çocukça bir gerekçe gibi geldi. Ben sadece kendi yorumum bu arada. Ben bunu Instagram'da paylaştım, tamam mı? Dedim ki ya çocuk düşünmeyenleri, çocuk yapmayı düşünmeyen insanları aşırı gıcık göstermemiş mi sizce? Yani tabii ki kimseye gıcık gözükmeme borçları da yok. Ama zaten ülkemizde aşırı tabu bir konsept ve bence daha düzgün gerekçelendirilebilirdi dedim. Kimseye ne makul gözükme borçları var, ne daha az gıcık gözükme borçları var. Bunu peşinen belirttim yani. Sadece dedim ki yani ben çocuksuz ve çocuk yapmak istemeyen bir insan olarak bir temsiliyet kaygısı olmasa da insanlar aynı kefeye koyuyor yani. Genelliyor sonuçta insanlar. Sadece bunu belirttim ya, kişisel kendi sayfamda. Ne şey olmak zorunda, ne beni temsil etmek zorunda, ne benim beğeneceğim yorumlar yapmak zorunda, ne bana uygun, benim kafam yapıma uygun bir şekilde reel paylaşmak zorunda. İstediğini yapabilir. Ben sadece şu anne babalar çok x çocukları da mal. Okay Karen falan dedim. Böyle dalga geçtim yani kendimce, tamam mı? Hayatlarının mottosu haline getirip kendi hayatlarından tamamen vazgeçmişler. Bir de bütün anneler de böyle değil. Kendisi de genellemiş. Yani ben genelliyorum ya mesela onun yılından bahsederken. Bütün anneler böyle değil ki. Bütün anneler hayatım, çocuğumun mutluluğu üzerinedir bilmem ne. Böyle mottolar şey yapıp hayatlarından vazgeçmiyorlar ki. Annelik illa kendi hayatından vazgeçtiğin bir formda olmak zorunda değil ki. Ve bu benim aşırı derecede sinirlerimi bozuyor. Ben de çok fazla fedakar bir insan olduğum için dönüşebileceğim karakterden korkuyorum. Onlara asla benzemek istemiyorum. Ve ben birini sevdiğim zaman ödüm kopar ona bir şey olacak diye. O yüzden bizim kopmuyor zaten. Birini sevdiğimiz zaman biz diyoruz ki gebersin ona koyayım. Hani gibi de bir sahne var diye diyordu ki. Ersoy diyordu ki ben haksızlığa gelemem. Yılmaz diyordu. Yılmaz da diyordu ki ben zaten haksızlığa gelirim yani. Ben çok okeyim haksızlığa yani. Annelerin babaların da ödü kopuyor zaten çocuklarına bir şey olacak diye. Ona bir şey olacak diye. O yüzden benim kadar pimpirikli bir insan bence anne olmamalı. Ali'ye gelince Ali, madem bu kadar eziyet çektik artık dünyayı gezmek, hayatımızı yaşamak. Tamam, bu da makul bir şey. Dünyayı gezmek istemek, hayatını yaşamak istemek. Yaşamak istiyorum ve çocuk yapıp bütün paramızı, her şeyimizi çocuğa adayıp ondan sonra da sürekli çocukla ilgilenmek. En basiti bir şey yapmak istediğimizde çocuğun okulunu düşünmek. Tamam. Bunların hepsi okey ya. Hepsi o kadar normal gerekçeler ki. Ama böyle insanlara saldırmak, ondan sonra ben zaten yani öyle biriyimdir ya falan diye bir şey yapmak komik geldi sadece yani. Ne var? Biz ikimiz birlikte maalesef o kadar fazla annelerin tavırlarını, anne babaların tavırlarını ve çocukların
aslında çok fazla zeki olmayışını ama annelerin çocuklarının zekasını çok abartışını o kadar kınadım. Bunun dedikodusunu birlikte o kadar çok yaptık ki bir çocuk yaptığımızda onun neye benzeyeceğinden çok şüpheliyiz artık. Birincisi çocuğun zeki olma gibi bir borcu yok kimseye. Yani hiçbir çocuk zeki olmak zorunda değil. Salak çocuklar da en az zeki çocuklar kadar değerlidir ve hak ederler yani değer verilmeyi. Bu bir. İkincisi de ya resmen anne ve çocuk şeydilemiş bu arada. Babalara hiçbir şey söylememiş. Bu da çok sinir bozucu. Bir çocukla ne gibi bir beefin olabilir senin? Yani ne gibi bir alıp veremedin olabilir ki? Çocuk çok salaktı. Ya diyor ki yani milletin çocuğuyla dalga geçiyoruz, dedikodularını yapıyoruz. O yüzden bizim çocuğumuz da kesin mal olur. Tabii ki insanlar çocuklarını seviyor. Çocukları konusunda pimpirikliler. Evet bazen böyle öğretmene zorbalık yapacak noktaya giden veliler çok sinir bozucu oluyor. Anne babalar, ebeveynler çok sinir bozucu oluyor. Ama herkes çocuğunu yani deli olmayanları, manyak olmayanlardan bahsediyorum şu anda. Herkes çocuğunu tabii ki korumak istiyor. Tabii ki önemli ve değerli görüyor. Mesela bana göre Pankek ve 404 dünyadaki en tatlı kediler. Ben şimdi geri zekalı mıyım veya onlar geri zekalı mı? Ya da onlar çirkin mi? Hayır abi tabii ki kargaya yavrusu kuzgun görünür derler ya. Ya yapacak bir şey yok yani. Sen kendin bile söyledin. Ben çok ödüm kopar, ben pimpirikli anne olurum dedin yani. Ben de öyle kendimce yorumladım işte. Dalga geçtim işte. Okay Karen yani. Ondan sonra benim hikayeme cevap verdi. Dedi ki bana. Bir dakika, bu kadın beni takip ediyormuş. Takipten çıkmış. Çünkü daha önce mesajlaşmışız biz. Böyle videolarımı falan izliyormuş. Pardon ya. Üf. Ben bu yüzden demek ki. Çünkü beni tanıyormuş. Videolarımı izliyormuş. Bu yüzden demek ki. Şu an şok oldum. Cevap yazdı. Ne yapayım? Kendi sebeplerimi başkalarına göre mi şekillendireyim? Daha düzgün gerekçelendirmek zorunda hissetmiyorum. Bunlar benim gerekçelerim. Which is fine. Tamam, bunlar normal zaten. Bunlara bir şey demiyorum. Yalandan gerekçe mi uydurayım? Kendi fikirlerim ve kendi kararım ya hani. Bana sorulan bir soruyu da tabii ki tamamen hissettiklerimle yanıtlayacağım. Ben insanlara çocuk yapmayın çünkü sebep bu desem neyse. Ben kendi sebebimi aktarıyorum ve tabii ki bunu kendi yolumla yapacağım. Tabiymiş falan derdim yok. Bu benim kararımın gerekçeleri. Başkalarınınkileriyle ilgilenmiyorum. Buraya kadar çok normal. Daha ya böyle çok verimli bir tartışma gerçekleştirebilirdik. Ama herhalde Karen dediğim için sinirlendi ve bana dedi ki Karen karakterini de en iyi sen bilirsin kendinden. Böyle deyince ben de girl relax diye böyle gülen mesaj attım. Tabii ki gerekçelerim ve bunları izleyicilerin nasıl sunduğu seni ilgilendirir. Ben de çocuk istemeyen bir insan olarak beni temsil etmediğini esprili bir dille ifade ettim sadece. Hemen Karen Marin ne Karen'lığım varmış benim ya dedim böyle gülerek. Gülen böyle gözyaşlarıyla gülen kedili bir smiley var ya ondan attım. Yani gayet hani normal bir şekilde konuştum yine. Ne hiçbir şekilde kötü bir şey söylemek istemedim yani aslında. Hani beni tanımıyor nasıl olsa nereden görecek? Milyonlarca izlenmiş zaten. Hani bir influencer benim benimle ne alakası olabilir ki? Böyle kendi aramızda konuşuyormuşuz gibi şey yaptım ama şu an beni takipliyormuş. O yüzden görmüş ve ayıp olmuş. Biraz ayıp olmuş herhalde ya da biraz böyle kişisel algılamış fazla. O yüzden böyle cevap vermiş olabileceğini düşünüyorum. Neyse. Sonra ben öyle deyince o dedi ki ben mi Karen dedim durup dururken. Sen dedin durup dururken saldırıya geçsin. Bence sen relax girl. Kimse kimseyi temsil etmek istemiyor zaten. Öyle bir niyetim de yok. Çabam da yok. Umurumda da değil. Ben de okey dedim böyle 3 nokta. Ay çok gereksiz bir şey yaşadık aslında ama. Ben yani aslında yani bu kadar hassas bir konuyu bu kadar saldırganca sunması beni üzmüştü. Ben de bir çocuksuz insan olarak ve çocuk yapmak istemeyen bir insan olarak. O yüzden ona böyle esprili kendi aramızda taşak muhabbeti falan yani. Benim amacım buydu. Bu noktaya gelmesini istemezdim ama komiğime gitti yani. Yaşadığımız ufak tartışma ve sizle paylaşmak istedim. Bir tane daha minik dramamız var. Onunla kapatmak istiyorum. Şimdi biliyorsunuz influencerlardan bazıları başlarını açmaya başladı, başörtülerini çıkarmaya başladı ve başörtülerini çıkaran influencerlara karşı özellikle başörtülü olan takipçileri kendilerini böyle ihanete uğramış gibi hissediyorlar bazen. Hepsi değil, ya bir kısmı diyelim. Ve böyle inanılmaz linç etmeye başlıyorlar. Ve Twitter'da bir süredir, ya böyle birkaç gündür şunu görüyordum. Öf ya zaten başlarını açınca da bütün güzellikleri, auraları kaybolmuş. Size de öyle geliyor mu?
Ve bu yorum beni çok böyle o kadar garibime gitti ki. Ve şey mesela demişler, para kazanmaya başlayana kadar başları kapalı olur. Para kazanmaya başladıktan sonra da bir akım gibi bu zaten. Başlarını hemen açarlar. Bana da şey diyorlardı ya. Parayı buldu burnunu yaptırdı hemen. Ulan ben burnumu yaptırmayı 8. sınıfta kafaya koymuştum zaten. Ayrıca abi istersem de parayı görür ve yaptırırım yani kime ne? O kadar saçma sapan insanları sırf arkasından konuşmuş olmak için böyle gerçekten haset gibi geliyor bana. Aslında başı kapalıymış, başını açmış da öyle olmuş da böyle olmuş. Aklıma bir örnek gelmişti bu konuyla ilgili. Ama unuttum. Biraz beynimi zorlarsam hatırlayacağım. Hala düşünüyorum. Neyse. Bulamadım. Bakın başörtü takmak ne kadar zorsa ya da işte herkes bunu daha önce de söylemiştim. Herkes böyle kıyafetleriniz hakkında yorum yapma hakkını görüyor kendinde falan böyle bir sürü zorlukları var. Bunlardan hep bahsediyorum. Böyle birileri çıktı işte Instagram'da sen sadece işte başörtüsü olmayan kadınların hakkını koruyorsun. Biraz da başörtülü kadınların hakkını savun. Ya zaten başörtülü kadınların başına başörtüleri yüzünden herhangi bir mağduriyet gelince bu bir devlet politikası yani. Aslında kimsenin başörtülü kadınların best interest'ini düşünmediğinin farkındayım. Ama bunu bir politika malzemesi için kullandıklarından dolayı onların başına herhangi bir mağduriyet gelince zaten yardımcı olunuyor. Mesela geçen gün çarşaflı iki tane kadın Üsküdar'da bir kafeye girmişti. Dilenci falan demişlerdi. Çok kötü bir şey yani bu. Ama mesela onu söyledi diye ya cezalandırabilirsin. Bunun hukuksal karşılığı vardır. Mühür vurdular mesela mekanın kapısına. Kapattılar o kafeyi mesela. Bu aşırı ağır bir ceza. Ayrımcılık yapıyorsan hukukta bunun karşılığı var işte. Nefret söyleme, ayrımcılık, işte hakaret falan bu tarz suçlardan yargılanırsın ama kafenin kapanması böyle bildiğin bir sopa vurmak yani. Bir de bu ülkede belli bir yaşam tarzı kayırılırken zaten voleybol muhabbetinden biliyorsunuz yani. Türkiye şampiyon oldu, resmen Sırplar şampiyon olsun diye dua eden aktroller vardı. Ya ben böyle canlı canlı timeline'da gördüm yani hepsini. Ya böyle çok aktif bir kesimin yaşam tarzına saygı duyulur ve sürekli el üstünde tutulurken bir kesimin yaşam tarzı sürekli aşağılandığı için tabii ki ben de böyle online aktivizm yapacağım zaman bu hakkını savunacağım kişileri ona göre seçiyorum yani. Ve kimse benim bunun içinde sen zaten onları konuşmuyorsun, bunları konuşuyorsun falan diye yargılayamaz. Ayrıca kimin hakkını istiyorsam onun hakkını, yani kimi istiyorsam onun hakkını savunurum yani. Herkesin hakkını savunmak zorunda da değilim. Böyle bir misyonum da yok benim. Ama elimden geldiğimi de yaptığımı düşünüyorum. Herkese adil ve saygılı davrandığımı düşünüyorum. Böyle saçma sapan yorumlar yapılıyor bazen ve gerçekten çok canımı sıkıyor yani. Çünkü hiçbir zaman bitmiyor. Mesela asla istekleri bitmiyor. Asla böyle ya her zaman mesela hiçbir şey yetmiyor. Devletin politikaları da yetmiyor. Biz de böyle sürekli onlar için en iyisini isteyeceğiz. Onlar için böyle aşırı inanılmaz sert konuşacağız falan filan yani ama öyle bir dünya yok. Zaten kendi yaşam tarzımızı savunmak ve korumak için her gün sürekli bir savaş alanı yani artık Türkiye. E bir de bunun üstüne ya sen bizim hakkımızı savunmuyorsun yeterince. Kardeşim Allah versin yani herkesin hakkını da savunamayacağım. Çok özür diliyorum. Her neyse aşırı ciddileşti birden konu ama böyle bir muhabbet var işte. Böyle başını açma akımı var. Tamam mı? İnfluencerlar para kazanıp başlarını açıyor. Ya arkadaşım hayat tarzın, yaşam tarzın değişebilir. Fikirlerin değişebilir. Başını örtmek ne kadar zorsa başını açmak da zor. İlk zorluğu zaten sizin gibilerin susmaması, sizin gibilerin çenesini kapatmaması, sizin gibilerin hiçbir şekilde başkalarının kararlarına saygı duymaması. Biri başörtüsü takınca aynı tepkiyi mi veriyorsunuz? Hayır. Çünkü dinsel kaygılarla baktıkları için olaya, dinde şey var işte, bir neydi? Tebliğ muhabbeti falan var ya, bundan dolayı işte Müslüman kardeşine doğrusunu göster falan. Bunun arkasına sığınıp, yani bu evet öyle bir muhabbet var ama bu sana bütün insanların yaşam tarzına karışıp taciz etme hakkını da vermiyor yani. Sonuçta şer'i bir ülkede yaşamıyoruz. Demokrasi var bu ülkede. Bir gramda olsa kalmış yani. Herkesin birbirinin yaşam tarzına saygılı olması gerekiyor.
taciz etmemesi gerekiyor. Artık bu yorumlar taciz boyutuna ulaşıyorlar. Neymiş ağır? Bir de şöyle bir muhabbet var. Yani zaten başörtüsü, tesettür dediğimiz şey güzelliği örtmek için, saçın güzelliğini örtmek için falan yapılan bir şey değil mi? Allah emrettiği için saçını örtüyorsun. Hani işte erkeklere namahrem olduğu için falan. Erkeklere mahrem yerlerini göstermemen gerektiği için İslam'a göre. Başını kapatıyorsun. Tamam, buraya kadar her şey tamam ama şey diyorlar işte, başı kapalıyken daha güzeldi. Aurası vardı, güzelliği vardı. Başı açıkken güzelliği gitti. İşi bu noktaya getirdiler. Bir tane araştırma gördüm. Ay Allah'ım. Bu hafta çok dolandı haber sitelerinde. Bir kız saçını kestirmiş kuaförde ve yanlış kesmiş. Ağlıyordu işte, ne biçim kesti perçemlerimi diye. Birkaç haber sitesine çıktı. Bunun üzerine bir de araştırma yapılmıştı bu konu üzerine. O araştırma çıktı. Linkini bulabilirsem koyacağım. Kadın kuaförler güzelliklerini kıskandığı kadınların saçını daha mı kısa kesiyormuş, daha mı kötü kesiyormuş, böyle bir şey vardı. Şimdi bu anlattıklarımda da kadın kadının kurdudur. Hayır kardeşim, öyle bir şey değil. Yani bunların hepsi aslında belirli misojinist sistemlerin sonucu. Yani kadın düşmanı belli politikaların, belli işte dinsel şeylerin sonucu. O yüzden kadınlara suçu atmak, kadın işte ya kadınlar birbirinin kuyusunu kazıyor böyle falan diye götten bir çıkarım yapmanızı istemem. Bunları bu yüzden anlatmıyorum. Ama yani gerçekten böyle korkunç şekilde linç ediliyorlar. Hani güzelliği bile kalmadığı noktasına getiriyorlar. Mesela pembe şivam da açılmış. Ben şok oldum ona. Ben bu kadının daha önce size ya ta benim 5 yıl önce kanalımı ilk açtığımda Düzen diye videom vardı. Oradan başlayarak bu kadının profilini böyle çeşitli videolarımda ev temizliği, ev düzen, bu tarz işte içerikler konuşacağım zaman mutlaka pembe şivamın sayfasına bakıyordum. Ve beğenin veya beğenmeyin kardeşim, bu kadın bu işten para kazanıyor temizlik yaparak. Yani manyak gibi banyo duvarlarını çamaşır suyuyla haftada bir temizleyerek, silerek para kazanıyor. Kendine bir en son düzen temizlik hastalığı videomda da söyledim. Kadın beğenin ya da beğenmeyin kendine bir imparatorluk kurmuş kardeşim ya. Yani YouTube'da videolar atıyor, Instagram'da çalışıyor. Ne derseniz deyin, eşek gibi çalışıyor ve para kazanıyor yani. Buna yapacak bir şey yok. Ve bence o vlogları izleyenler, burada paylaşımlarını ve nasıl işte para kazandığını görenler de gerçekten kıskanıyorlar. Çok üzülüyorum ve bu kıskançlığı kendi hayatları kötü olduğu için de takip etmeye devam ediyorlar. İşte kaset, yani böyle kötü yorum. Yarısı ben kötü. Ben ilk bu kanalı takip etmeye başladığımdan beri hep kötü yorumlar var. Hiç, yani çok azdır iyi yorumlar. Her zaman kötü yorumlar vardır. Kadın kötü yorumların üzerinde imparatorluk kurdu. Şey diye bir deyim var İngilizce'de. Laughing all the way to the bank diye. Ben bankaya giderken siz gülüyorum götümle size. Bunun gibi çevirebiliriz. Kadın laughing all the way to the bank yani. Yapacak bir şey yok. Aşırı hasetler en başından beri ve kadın başını açmış, inanılmaz kötü yorumlar gelmiş. Zaten başının kapalı olduğu videoların yorumlarını kapatmış. O kadar kötü yorumlar gelmiştir ki bence. Dini tebliğ yapanlar mı dersin, ne kadar çirkin olduğunu söyleyenler mi dersin. Aşırı patavatsız, aşırı tacizkar yorumlar var artık yani. Ve birkaç tanesini sizle paylaşmak istedim. Allah tekrardan hidayet etsin, ne diyelim. Son zamanlarda birçok kişi açıldı. Demek ki ahir zaman teyakkuz etti. Dramatik kraliçe. Ahir zaman teyakkuz etmiş. Aklıma şimdi gelmesi. Bence açılmak, ya başörtülüyken açılmak, evliyken boşanmak gibi. Eğer boşanmalar arttıysa, bunun sebebi kadınların ekonomik anlamda özgürleşmesi ve artık kendilerine kötü davranan kocalarına yeter artık, ben sensiz de yapabiliyorum, yaparım, mutlu olurum, sana muhtaç değilim, senle bir ömrümü çürütmeye razı değilim diyebilmeleri. Bunu da kadın hakları veriyor yani kadınlara. Kadınların bunu yapabilmesini sağlayan şey demokrasi değil mi? Özgürlük, kadın hakları falan bunlar yani. Ve ben burada evliliği boklamıyorum şu an mesela. Ben evli bir kadınım ve gayet mutluyum. Ama boşanan kadınlara da
Yani boşandıkları için eğer gerçekten kötü bir hayatları vardı ise ve boşanmak onlara iyi geldiyse ve kurtuldularsa tabii ki seviniyorum boşanan insanları. Tabii ki çok zor, korkunç, acılı bir süreç. Ama eğer boşanmaya karar verdilerse, boşandıktan sonra hayatlarının daha iyi olacağına inandılarsa o zaman bize bok yemek düşüyor arkadaşlar. Aynı şekilde bir kadın başörtülüyse ve başörtülü olmak ona iyi gelmiyorsa ve mutlu olmuyorsa, senin mutlu olduğun gibi, burada yorum yapan kişinin mutlu olduğu gibi mutlu olmuyorsa, başörtüsü artık takmamak onu daha mutlu ve rahat hissettiriyorsa, mesela tıpkı evlilik örneğinde olduğu gibi, ben boşanan bir kadına hayır boşanma, evlilik harika bir şey, aman Allah'ım boşanmalar da ne çok arttı ahir zaman umarım tekrar evlenirsin, sakın boşanmasaydın ne kadar kötü, İşte evliyken ne kadar süperdin, boşandın çok garip oldu ya, çok kötü oldu. Ne kadar aslında taciz edici ve çok kötü ve çok insanın hayatına burnunu sokan iğrenç yorumlar değil mi? Boşanma konusunda söyleyince. Ama başörtü konusunda söyleyince birden daha kabul edilebilir oluyor bu insanların gözünde. Oysa ki aynı şey, yani bu da bir yaşam tarzı değiştirme, kendine uygun olmadığını anlıyorsun. Senin başörtülü bir kadın olarak söyleyeceğin maksimum şey şu olabilir. Hani üzüldüm. Evet, kendi dinin ya o sonuçta. Üzüldüm diyebilirsin. Hani mesela nasıl boşanan bir insana boşanmak zor bir süreç sonuçta. Üzüldüm diyorsun. Aynı şekilde başını açan kişiye eğer gerçekten seni üzdüyse bu durum, ki sende bir alakası yok aslında olayın da, üzüldüm diyebilirsin ama hani siz nasıl tercih ediyorsanız, nasıl istiyorsanız o şekilde hayatınızı yaşamak hakkınızdır. Yani bu max yapılacak yorum bu yani. Ahir zaman teyakkuz etti. Ne kadar iğrenç ya. Böyle bir manyak, yani bana gerçekten çok manyakça ve paranoyakça geliyor. Böyle insanların yaşam tercihlerinin arkasında ahir zamanı bir güç var ve insanlara kötülük yaptırır. Böyle şeyler. Böyle manyaklarla yaşıyoruz işte. Pazardan tüm askılı badileri ve mini etekleri topladın galiba. Ya gerçekten haset çok üzücü ve çok dışarıdan komik görünen bir şey ya. Sana ne? Toplamış evet askılları. Kendisi de öyle yazmış zaten. Pazardan topladım evet ha 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 falan. Ya çok üzücü ya. Yani o insanlar da belki aralarında gerçekten çok açılmak isteyen, askıl giyinmek isteyen, özgür yaşamak isteyen ama işte ne bileyim, çevresindeki insanlardan, içinde bulunduğu durumdan dolayı yapamayacak olan, hatta yapsa hayatı tehlikeye girecek olan, böyle bir çaresizlik sarmalında olan insanlar tabii ki buna çok güzel tepki vermeyeceklerdir ki, yani her kötü yaşayan, her şartları kötü olan insan şartları iyileşen birine böyle tepki verecek olsa dünya gerçekten korkunç bir yer olurdu. Çok kötü ya, yani saf kötülük gibi geliyor bana gerçekten. Bu kapalı arkadaşların kendilerini cennetlik görüp açıklar için Allah affetsin, Allah hidayet versin demeleri yok mu? Tam kafa yemelik. Bence de süper bir tespit olmuş bu papatya butik alt tire 07. Sanki namazda yanımdaki saf arkadaşımı kaybettim gibi üzüldüm. Evet, bence bu kadar yeter arkadaşlar. Bugünlük bu yorumla kapatmak istiyorum. Hepinize dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Öpüyorum hepinizi, kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.